Haşmet Babaoğlu, CHP, Özkes, Koalisyon, sızlanmak neye yarar? Hani neredeyse cidden üzülmeye başlayacağım. Kime mi? CHP'den geçenlerde istifa eden parti meclisi üyesi milletvekili İhsan Özkes'e. Yok, yanlış anlamayın. Partisinde çektiklerine veya oradan oraya koşturup umarsızca dert anlatmaya çalışmasına üzülecek halim yok üzüntü verici olan CHP'nin siyasi ve sosyolojik karakterini hiç bilmiyormuş gibi yıllar boyu partide yüksek ve etkili mevkiler talep edip neden sonra gerçeklerin kafasına dank ettiğini iddia eden insanların varlığı. Düşünsenize. CHP'nin toplumdaki dinle sorunlu parti algısından kurtulması mümkün değilmiş. Bunu bugün anlamış eski müftü Özkes. İnanalım mı şimdi? Özkez'in ilk olarak DSP'ye heves ettiğini, 28 Şubat'ın hemen ardından Üsküdar Belediye Başkan Adaylığı için müftülükten ayrıldığını hatırlıyorum. DSP o günlerde kripto paralellerden oligarşik medyanın oyun kurucularına kadar birbirinden tuhaf adamların içine yerleştiği bir partiydi. Özkesin 2002'de CHP milletvekili aday adaylığı var ama kendi sözlerine bakılırsa 6 yıldır CHP'deymiş. Şimdi partideki delege ağlarından, partideki %3'lük elitin ağır baskısından falan söz ediyor. Oysa bunları bilmek için sadece 6 gün Türkiye siyaset tarihi okumak bile yeterdi. CHP ile koalisyon yapmanın tartışılmaz seçenek olduğunu iddia edenlere Özkes'in bu hali ışık tutar mı acaba? Hani merak ediyorum bu koalisyonun destekçileri Özkes'in özellikle Balçıçek İlter'e CHP hakkında söylediklerine bakıp fikirlerini bir daha gözden geçirirler mi? Sonra sızlanmak kar etmiyor çünkü. Haşmet Babaoğlu, Sabah.